daha önce Türkiye'nin en değerli 10 markasına birlikte göz atmıştık. Bugünse satış miktarına göre Türkiye'nin en büyük 10 şirketine bakıyoruz. Bu sıralamalar yani şirketlerin büyüklük sıralamaları farklı şekillerde yapılabiliyor. Bizim yaptığımız gibi marka değerine göre, bugün yapacağımız gibi satış miktarına göre veya piyasa değerlerine göre çeşit çeşit şekillerde şirketler sıralanabiliyor. Bugün yapacağımız sıralamada Fortune dergisinin yayınlamış olduğu listeyi referans alacağız. 2020 yılında yayınlanan listede 2019 yılında şirketlerin yapmış oldukları satışlar referans alınıyor. Şu anda yayınlanmış en güncel liste bu. O zaman videomuza geçelim. Bu listede holdingler yer almıyor. Holding bildiğiniz gibi çatısı altında birden fazla şirket bulunduran büyük kuruluşlar. Örneğin bu listede direkt olarak Koç Holding, Sabancı Holding gibi Holding isimlerini görmeyeceğiz sıralamada. Ama Holdinglerin sahip oldukları şirketler listede var. Ayrıca bankalarda bu sıralamaya katılmamış Türkiye'nin en değerli markaları videosunda hatırlarsanız bankalar listede vardı ve bir hayli banka vardı listede. Listemizin 10. sırasında Rönesans var. 28 milyar 700 milyon liralık satış yapmış Rönesans 2020 yılında. Türkiye'nin en zenginleri videosunda hatırlarsanız Erman Ilıcak'tan bahsetmiştim. İşte Erman Ilıcak'ın sahibi olduğu Rönesans hem yurt içinde hem de yurt dışında müteahhitlik hizmeti veren bir firma. Gelirlerinin büyük kısmı ağırlıklı olarak yurt dışından sağlanıyor. Dünyanın en büyük 250 müteahhitinin sıralandığı bir liste var. İANAR tarafından yani Engineering News Record tarafından yayınlanıyor her sene. İşte bu listede Rönesans Holding'i neredeyse her sene görüyoruz ve 2020 yılında da bu listede dünyanın en büyük müteahhitleri sıralamasında 23. sırada yer aldı. Listemizin 9. sırasında 31 milyar 900 milyon liralık satış değerine ulaşan Arçelik var. Hatırlayacak olursanız Türkiye'nin en değerli markaları listesinde de Arçelik'ten bahsetmiştim ve Arçelik'in Türkiye'de ilk buzdolabını, ilk çamaşır makinesini piyasaya süren şirket olduğunu konuşmuştuk. İşte pazara böyle erken girmesi, pazarda yerini sağlamlaştırması, ilerleyen yıllarda yaptığı yeniliklerle tam olarak Konumunu koruması Arçelik'i bugünlere kadar getiriyor ve bu listede de 9. sıraya yerleştiriyor. Dolayısıyla Arçelik'in bu başarısı bize bir sektörde pazara erken girmenin ve pazardaki konumu koruyabilmenin nedenle önemli olduğunu gösteriyor. Hatırlayacak olursanız şirketin büyük çoğunluğu da Koç Holding'e aitti. Sessiz, yıkarken de sıkarken de çok sessiz yeni Arçelik Orbital. Türkiye'nin ilk fısıldayan çamaşır makinesi. 8. sırada 34 milyar 700 milyon liralık satış değeriyle Ahlatçı Kuyumculuk var. Bu şirketin adını belki daha önce duymadınız veya duyduysanız da hatırlamıyorsunuz ama bir şekilde bu şirketin hayatınıza dokunma ihtimali yüksek. Eğer altınla herhangi bir şekilde bu zamana kadar ilişkiniz olduysa Ahlatça kuyumculuğun hikayesi 1984 yılında Çorum Eğridere Çarşısı'nda küçük bir kuyumcu dükkanı olarak başlıyor. Ve o hikayedeki o küçük şirket bugün Türkiye'nin en büyük şirketlerinden birisi olmayı başarmış. Çünkü aslında bugün yaptığı şey sadece kuyumculuk değil. Bugün altın rafinerileri var ve yurt içinde 2500'den fazla satıcıya altın ulaştırıyor. Şirket Türkiye pazarında bilezikte %40, alyansta %30 ve spot altında da %20 seviyesinde pazar payına sahip. İşte bu kadar değerli ve pahalı ürünlerde şirketin bu denli büyük pazar payını yakalamış olması listedeki yerini bizim için daha anlamlı kılıyor. Listemizin 7. sırasında 39 milyar 200 milyon satış değeriyle Ford Otosan var. Yine Türkiye'nin en değerli 10 markası videomuzdan hatırlayacaksınız. Ford Otosan o listede de vardı ve 10. sırada yer alıyordu. Hatta bir önceki yılla karşılaştırıldığında marka değerinin sadece bir yılda %91.2 oranında artırdığını konuşmuştuk. İşte Ford'un marka değerindeki bu büyüme satış noktasında da kendini gösteriyor ve Ford bu listede kendine yer buluyor. Ford'un Türkiye'deki faaliyetini, Ford Otosan bünyesindeki faaliyeti de bildiğiniz gibi yine ağırlıklı olarak Koç Holding bünyesinde. Ve geldik listenin 6. sırasına. 40 milyar 200 milyon liralık satış değeriyle listenin 6. sırasında BİM yer alıyor. Şu ana kadar konuştuğumuz ve bundan sonra konuşacağımız bu listedeki markalar içerisinde son tüketiciye en çok sayıda son tüketiciye ulaşan marka belki de BİM. Bu zamana kadar çektiğim birçok videoda da hatırlarsanız BİM'den çeşitli noktalarda yeri geldiğinde örnekler verdik ve bahsettik. Özellikle BİM'e zaten ayrı bir video çekmiştim ama ŞOK ve A101 videolarında da BİM'den Türkiye'deki hard discount yani yüksek indirim pazarından bahsetmiştik. Tabi günümüze baktığımızda enflasyonun etkisini düşündüğümüzde artık bu marketlerdeki fiyatlar bile çok yüksek seviyelerde. BİM 1995 yılında 21 mağazayla hizmete açılmıştı. Bugün 8 binden fazla mağazası var. En önemli rakiplerinden bir tanesi olan A101'in bu arada 10 binin üzerinde mağazası var bildiğiniz gibi. Ama BİM toplam satış miktarında büyük rakipleri olan A101'i, Şoku ve diğer bütün büyük marketleri geride bırakmış durumda. Yavaş yavaş tepeye doğru ilerliyoruz ve listenin 5. sırasındayız. 5. sırada Opet var. Opet 46 milyar 300 milyon liralık satış yapmış. Opet'in açılımı bu arada Öztürkler Petrol. Pek çok kişi Opet'i koçun şirketi zannedebilir ama Opet koç tarafından kurulmadı aslında. Opet'in başarısını gören koç grubu 2002 yılında %50 ortaklık kurdu Opet'le. Opet'in muazzam bir başarı hikayesi var. Çok iyi projeleri var ve Opet'e dair ayrı bir video çekeceğim. Orada size bu süper başarı hikayesini detaylı olarak anlatacağım zaten. Şimdi sürprizi kaçmasın onun detayına daha fazla girmiyorum o yüzden. Son dönemlerde bildiğiniz gibi Cem Yılmaz'ın yer aldığı reklamlarla dikkat çekiyor Opet. Yine eskiden de Cem Yılmaz'ın yer aldığı pek çok Opet reklamı izlemiştik. Opet Opet diye bağırıyorsun reklamlarda. Daha bir numaranı görmedik Mike. Allah Allah. Hakkını ver alamadım biraz. Bas bas. Geldik dördüncü sıraya. Listenin dördüncü sırasında bizi yine bir petrol devi karşılıyor. Petrol ofisi 53 milyar 600 milyon liralık satışla 4. sırada yer alıyor. 1941 yılında 9 personelle bir kamu kuruluşu olarak kuruluyor petrol ofisi. Şirket 1983 yılında bir anonim şirketi haline dönüyor. 2000 yılında ise özelleştiriliyor. Bugün petrol ofisinin 1800'den fazla akaryakıt istasyonu var. Ayrıca madeni yağ fabrikası, akaryakıt terminali, LPG terminali gibi yine petrolle, petrol ürünleriyle ilişkili tesisleri bulunuyor. Listemizin 3. sırasında 75 milyar 100 milyon liralık satışta Türk Hava Yolları var. Türk Hava Yolları marka değerindeki başarısını satış değerine yansıtan firmalardan bir tanesi. Onun hikayesine de kısaca giriş yapmıştık önceki videomuzda. 1933 yılında kurulmuştu Türk Hava Yolları ve o zaman filosunda sadece 5 uçağı vardı. Bugün %50,88'i halka açık, %49,12'si de varlık fonuna devredilmiş durumda. Uçmak sınır tanımaz dedik. İlk olmanın heyecanıyla uçtuk. Artık zirveye çok yakınız ve ikinci sıradayız. İkinci sırada 87 milyar 900 milyon liralık satışla Epiaş yani enerji piyasaları işletme anonim şirketi var. Epiya şirketi aslında bir enerji borsası ve elektrik doğalgaz satışı gerçekleşiyor bu borsa üzerinden. Şirketin %30'u TİYAŞ'a yani Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi'ne ait. %34,16'sı Borsa İstanbul'un. %35,84'ü ise yüze yakın özel şirket arasında küçük paylar halinde, birlik dilimler halinde yaklaşık paylaştırılmış. ve listenin zirvesine geldik. Türkiye'nin satış miktarına göre en büyük şirketi Tüpraş yani Türkiye Petrol Rafinerileri anonim şirketi. 2019 yılında satışlardan elde edilen gelir 89 milyar 600 milyon lira. Tüpraş'ın hikayesini detaylı anlattığım bir video var. Bu videodan sonra dilerseniz izleyebilirsiniz. Orada şu noktaya değinmiştim. Türkiye'de ilk petrol rafinerisi 1955 yılında Batman'da kuruluyor. İlerleyen yıllarda kurulan diğer rafinerilerin hepsi tek bir çatı altında birleştiriliyor daha sonra. Ve bu bir devlet kurumu aslında. Tüpraş bir devlet kurumu. Fakat 2006 yılında Tüpraş özelleşti ve koç grubunun bünyesine katılıyor. Bugün TÜPRAŞ'ın yüzde 49'u halka açık. %51'i ise Koç grubu öncülüğünde kurulan Enerji Yatırımları Anonim Şirketi'ne ait. Evet bu listeye baktığımızda sizlerin de görebileceği gibi özellikle enerji ile alakalı şirketlerin çok büyük gelirler elde ettiğini görüyoruz. Dünya üzerinde yüzyıllardır var olan savaşların en temel sebeplerinden bir tanesi de ülkelerin sahip oldukları enerji kaynakları ve bu enerji kaynaklarını sömürmek isteyen, kendi çıkarları için kullanmak isteyen bu kadar büyük gelir potansiyeli sunan enerji kaynaklarından gelir elde etmek isteyen diğer ülkeler biz de biliyorsunuz ne yazık ki enerji anlamında dışa bağımlı bir ülkeyiz ve bu nedenle çok fazla cari açık veriyoruz. Yani hepimizin gördüğü gibi enerji inanılmaz derecede önemli bir konu. Tabi bunun dışında inşaat sektörü yine önemli bir alan ve listede Rönesansı gördük. Beyaz eşya gibi tüketim malzemeleri önemli bir alan ve arçeliği gördük. Temel gıda çok önemli ve bimi gördük. Yani diğer alanlarda tabii ki yatsınamayacak derecede önemli ve onların da bu listede temsilcileri vardı ama enerji çok daha ağır basıyor. Bu videomuzun sonunda geldik. Geldik. Gelecek videoda görüşüyor olacağız. O videoya dek hoşçakalın.